Evet arkadaşlar, neredeyiz? Neredeyiz? Şu anda Mardin Otogar'dayım. Bakın Mardin'in otogarını şöyle görelim. Şu şekilde güzel yapmışlar. Yolcular bekliyor. Saat 12'de otobüs hareket edecek. Şanlıurfa'ya doğru gideceğiz arkadaşlar. Şöyle bir de dış cepheden bakalım. Mardin seyahat diyor. Şöyle bakın, oralarda otogar ikram diyor. Büfeler var. Şuradan bir simit alalım, yolda yeriz. Değil mi? Mardin Büyükşehir Belediyesi, hoş geldiniz. Mesopotamya Garden. Böyle bir abiyle yürüyoruz yolun kenarında. Otogar orası. Dediler iki kişiyiz zaten. Orada otobüs oraya girmesin. Yolun üzerinden bizi alıp götürecek. Aynen öyle. Biz öyle yapalım. Evet, ilk defa beraber geziyorum. Yalnız değilim. Viran şehrinde bir mola veriyoruz arkadaşlar. Yolun yarısı, aşağı yukarı 1,5 saatimiz kaldı. Ondan sonra Urfa'ya varacağız. Viran şehri. Ne diyor? Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi. Viran şehir. Ha, Viran şehir. Öyle arkadaşlar. Bak oğlum, 2 dakikada bizi satın. Evet arkadaşlar, benim otobüs şöyle direkt gitti. Ben otogara gitmek istemedim çünkü şehir merkezinin yakınlarında beni attırın dedim. Sistem böyle. Yarı yolda binenler var, inenler var. Ben de bu şekilde yaparsam daha kolay olur dedim. Bakın Balıklı Gölü yazıyor karşıda. Şöyle göstereyim. Benim otelim de oraya yakın zaten. Ne yapacağım? Şu üst geçitten geçeceğim. Ondan sonra o tarafa doğru, şehir merkezine doğru yürüyeceğim. Böyle Urfa'dayız. Sıcak arkadaşlar. Sıcak. Ekim'in kaçı? 9'u 10'u olduğu halde bayağı 30 derece var. Pardon. Aşağı yukarı 3 saat sürdü. Bayağı da yorucu oldu ama olsun. Önemli olan zaman geçirmek, bir şeyler yaşamak, bir şeyler görmek değil mi? Benim açımdan en azından öyle. 300 TL arkadaşlar. Mardin'den Urfa'ya otobüs. Navigasyona bakıp gidiyorum. Böyle yürüyorum arkadaşlar. Yürümeyi seviyorum. Dinlenirsin, bir şeyler içersin, devam edersin. Maksat ne? İşe yetişmek değil, okula yetişmek değil. Bir şeye yetişmek değil. Buradaki amaç gezmek, izlemek, keyfini çıkartmak. Solumda şöyle bir park, outlet, LCY2, güzel bir cami, 4 minareli. Sağımda da yıkımlar var bakın. Yıkım yapıyorlar. Aslında buradan direkt gidecektim ama önüme engel çıktı. Ne yapacağım? Şu arkadan şöyle geri aynı yola çıkacağım. Büyük bir binanın yıkım yapılıyor. Burada polis, zabıta var. Zabıta değil, zabıta. Burayı da yıkmışlar.
insanlar böyle yıkılmış alanın üzerinden geçiyor. Zabıtalar, polisler bekliyor. Bilemedim neden olduğunu. Hemen solumda güzel bir bina var. Neymiş? Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ymüş. Demek ki benim otel tam Ulu Cami'nin yanında. Böyle yaklaştım arkadaşlar. 100 metre diyor. 2 dakika kaldı. Mutfak müzesi. Keçi müzeyim. Şöyle güzel taş bina arkadaşlar. Yine eski Urfa'da. Göstereyim şöyle. Mütevazi arkadaşlar. Öyle lüks bir otel değil ama bir butik otel. Şöyle girişte bakın tek kişilik, çift kişilik kahvemiz var. Hasbahan Konak diyor. Televizyonumuz işte. Havlumuz. Bakın terliklerimiz tertemiz. Mesela bu banyo tuvaletimize de bakalım şöyle beraberce. Önemli olan temizliği arkadaşlar. Temiz görünüyor. Bakın şampuanı, şunu bunu. Her şeyi var. Öyle değil mi arkadaşlar? Şuraya yattığınız zaman ve uyuduğunuz zaman gözünüz kapandı mı nerede yattığınızı bilmiyorsunuz. Onun için uyurken buraları görmeyeceğim ben. Ha görsem ne olur? Fıstık gibi oda. Günlüğü 25 euro arkadaşlar. Booking.com'dan tuttum. Böyle odamdan çıktım arkadaşlar. Şöyle bir ortama geliyoruz. Bakın. Hoş bir konak. Arkadaşın dediğine göre de Ermeni yapısıymış. Ermeniler yapmış zamanında. Güzel. Biraz gezelim hadi Urfa'yı. Şimdi şöyle otelden çıktım arkadaşlar. Urfa'dayız. Güzel. Hava güzel. Mis gibi. Saat kaç bakalım bir. Saat 5. Ne yapacağım? Buradan şöyle eski işte çarşısı varmış. Kalaycılar işte bakır çarşısı falan. Oradan birazcık gezelim diyorum beraber. Ondan sonra da Balıklı Göl'e gidelim. Orayı gezelim. Ben 5'e kadar açık zannediyordum ama değilmiş. Bütün gün açıkmış yani. Şöyle 1-2 saat oraları gezelim. Saat 5 diyor. Saat 7.30'da da arkadaşlar ne yapıyoruz hep beraber? Sıra gecesine gidelim diyorum. Urfa'nın sıra geceleri. Şimdi burada meşhur buraya da gelmişken zaten bu geziden sonra yemek yiyecektim. En azından onu öyle kombin edip İkisini bir arada yapacağım. Sizleri de beraberimde götüreceğim ki hem eğlenelim, hem yiyelim, hem Urfa'yı gezelim. Hadi gelin. Bakın seç al diyor 15 lira. Şöyle hemen sağımda İmam Aslan Camisi diyor. Konuk evleri diyor. Haşimiye Meydanı, İbrahim Tatlıses Müzik Müzesi, Şeyh Mesut Türbesi, Balıklı Göl Müze Tarihi Hanlar. Herhalde o hanlara gideceğiz. Güzel bir köpek. Şöyle arkadaşlar burada oturuyorlar, çay içiyorlar. Mis gibi. Arkadaşlar burada numara 68 mi 63 mi tam hatırlamıyorum şimdi. Oteldeki resepsiyondaki arkadaş söyledi. Burada bedavaymış yani balıkları böyle falan götürüyormuş otobüs. Gelirseniz aklınızda bulunsun. Şöyle çarşımıza girelim arkadaşlar. Tarihi kapalı çarşı Halıcılar Pazarı diyor. Ben gelsin abim. Şu şekilde baharatlar, isotlar değil mi? Buradan isot alınır bence. Her yer yeme içme baharat. Mis gibi kokuyor. Bakın Şanlıurfa Sporu'nda güzel böyle bir şeyini asmışlar. Pul biber isot fiyatlara da bakalım şöyle. Siyah isot
işte özellik bu benim pişirte özellik o. En güzel de çiğ köfteye değil mi bunlar? Evet, çiğ güzel var bunlar. Bu da var, aynı olur biraz zengel, hafifte açılın. Hepsinin fiyatları farklı farklı ama niye öyle oluyor mesela? Bu ne? Bu pul biber, normal bu pul biber. Fazla şeyler, bu biraz tamam. Emek verilir. Yeri mahsul, özel normal, ev diyor. Normal, o ay çekerim, o zeytinyağlı. O zeytinyağlı. Bu zeytinyağlı, bu ay çekerim. Buradan abiden isot aldım. Kilosu 300 yeni mahsul diyor. Yarım kilo aldım. Çünkü fazla uçakta götürebilir miyim bilmiyorum. Hollanda'ya getirmeye düşünüyorum. Nazım İbe. Böyle de ikram etti bana cevizli sucuk. İnsanlar böyle arkadaşlar burada. Güler yüz, ikram bol. Ben onu fark ettim. Taze fıstık Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi diyor. Selamun aleyküm. Bu nedir abim? Taze fıstık mı? Evet, bu taze fıstık. Fiyatlar niye farklı? Fiyatlar şu şekilde farklı. Bunların hepsinin ağzı böyle bu şekilde açık olur. O yüzden. Evet. Bir de iri olur, daha iri olur bunlara göre. Bu nasıl oluyor? Bu en şey mi? En iyisi bu. Bundan iyisi şu an Urfa piyasasında yok. Yarım kilo verebilir mi ondan bana? Tabii. Şimdi bakın taze Antep fıstığı, çam fıstığı da deniyor değil mi buna? Evet, çam fıstığı. Peki ben sana soru soruyorum. Tabii. Bu fıstık Antep'in mi, Urfa'nın mı? Bu fıstık tabii ki de Urfa'nın. Neden Urfa'nın? Antep'in toplasanız, genelde nüfusunu toplasanız, yani yöresini toplasanız, bağlarına, bahçelerine gitsinler, baksınlar, 100 yıllık ağaç yoktur orada. Ama Urfa'nın bağını, bahçesini, taşını, toprağını gezin, 500 yıllık ağaçlar var. Bizim tek sıkıntımız patent Antep'in olması. Yani fabrikaların Antep'te olması. Eski zamanlarda gelişmeyen bir şehir olarak Urfa olarak önde görüyordu. Şu an Antep önde. Yani fabrik olarak önde. O yüzden. Patent Antep'in meşhur olduğu. O zaman ne diyoruz? Biz... Yani fıstık Urfa'nın Antep'in değil. Yani bunu Antep'te... Fıstık Urfa'nın... Sahiplenmiş. Ve biz... Ve biz ne yapacağız şimdi? Bu vesileyle aynen. Biz fıstığı dünyaya Urfa'nın olduğunu kanıtlıyoruz. Söyleyeceğiz, haykıracağız bu meydandan. Şu yerinden dünyaya buradan selam olsun. Teşekkür ederim. İsim? Yusuf. Yusuf, memnun oldum. Sağ ol. Evet. Teşekkür ettim sana. Rica ederim. Evet, duydunuz zinin sesini. Pazar camisiymiş burası da. Şimdi ne yapıyoruz? Arap Meydanı'na doğru gidiyoruz. Bey Kapısı, Kent Müzesi. Ne diyor? 58 meydanı diyor. Bakın siz de görüyorsunuz. Arkadaşlarla da demin ne yaptık? Fıstığın Antep'in değil Urfa'nın olduğunu duyurduk. İspatladık mı? Orasını bilemiyorum. Onun kararını da siz verin. Yorumlara yazın arkadaşlar. Taze ciğerler görüyorsunuz. Taze taze her şey. Mis gibi kokuyor buralar. Herhalde hem satıyorlar hem de pişiriyorlar. Ciğerlerimize bakın. Dana yürek, dana böbrek, kuzu dalak diyor. Kuzu yürek, dana ciğer 200. Kemiksiz göğüs 80 diyor arkadaşlar. Şöyle. Ne yapalım? Şu karşıya bir geçelim. Mi? Bilmiyorum. Geçelim. Geçebilirsek geçelim. Bak bu bölüm herhalde hep şey. Mehlevihane Camisi diyor. Bu bölüm arkadaşlar sakatattır. İşte ciğerler öyle şeylerden kurulu. Ara sokakları var. Girersiniz, gezersiniz geldiğiniz zaman. Güzel ama. Benim hoşuma gitti. Bunlara dikkat etmeyin. Bunlar olacak. Oralara dikkat etmiyoruz. Yani buranın havası, suyu, yapısı farklı. O farklılıkla zaten güzel. Değiştirmeyeceksin abi. Şöyle girelim. Sebzeler, meyveler, kediler. Şöyle ara sokaklardan geri dönüyorum arkadaşlar. Tarihi Urfa evlerinde de izleye izleye gideceğim. Ara sokakları seviyorum arkadaşlar. Ana caddeleri değil. Bakın mesela eski bir çındıklı hamamı diyor. Kullanılmıyor artık herhalde ama eski. Bakın şöyle. Hemen solumda Hazan Hızanoğlu Camisi diyor.
sokakları görüyorsunuz arkadaşlar. Rodos gibi değil mi aynı? Bakın. Güzel. Kazancı pazarı Harran kapısı diyor. O zaman buradan gidelim biz. Pazarın başka bir bölümünden çıktık. Kolay gelsin. Özdiken cennet pasajı diyor. Şöyle aradan kırlangıç gibi gidiyoruz. Sağa mı gitsem, sola mı gitsem? Ben şu ara sokakları görmek istiyorum. Öyle gideyim ben ya. Ara sokaklardan gittiğim zaman ters bir yere çıkacağım. Google Maps'ten baktım hemen. Gizli Enes'im, ben şuradan gideyim. Şöyle bakın. Güzel arkadaşlar, benim ilk izlenimim şöyle, hoşuma gitti benim. Oraya doğru. Urfa hem insanıyla hem de böyle kendine has bir tılsımıyla ayrı bir his verdi. Bilmiyorum. Mantıklı bir açıklaması yok gibime geliyor. Ama hislerim güzel. O anlamda. İnsanlar güler yüzlü, yardımsever. Onu gördüm mü zaten insana daha güzel hisler uyandırıyor diye düşünüyorum. Burada güzel bir çeşme. Sağ mı? Sol mu? Orası boşa çıkıyor. Ben şuradan gideyim. Herhalde birazdan o meydana çıkacağım. Fıstık aldım meydana. İnsanlar topluyorlar yavaş yavaş. Herhalde birazdan kapanacak. Saat 6'ya geliyor. Ben de yavaş yavaş Balıklı göle doğru gideceğim. Ondan sonra da sıra gecesi arkadaşlar. Karnım da acıktı. Hem eğlence hem yemek iyi gider. İkisi bir arada. Bol bol biber, mısır. Biber çok arkadaşlar. Biber çeşitleri, baharat çeşitleri bol. Zaten bunları söylememe gerek yok. Biliyorsunuz Urfa dediniz mi? Aklınıza ilk gelen nedir? Burası da Bakırcılar Çarşısı'ymış bakın. Girelim o zaman. Bir de burayı gezelim. Şöyle. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olasın. Bakıyoruz abim şöyle. Eski Bakırcılar. Eski Bakırcılar Çarşısı değil mi? Evet. Başka yok zaten. Siz de eski ustalardan. Eski ustalardansınız değil mi? Dede mesleği. Sembolik 1920'den beri yani 100 seneye geçmiş maşallah. Neden 1920'den beri? Öyle mi? Sizden sonra yeğenim var, oğlum var. Yeğeniniz var. O devam ettirecek. İnşallah oğlunuz devam ettirecek. Ne güzel. O işlemesini yapıyor. Sen düzeltmesi mi yapıyorsunuz böyle? Kenarını yapıyorum. Kenarını. Oldu. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Ufak bir sözleşi abimiz konuşmak istedi. Ben de konuşmak istedim onunla. İkimiz birbirimizle konuşmak isteyince bilmiyorum nasıl bir diyalog çıktı ama bir diyalog çıktı sonuçta ortaya. Sizler de bu diyaloğu izliyorsunuz işte şimdi. Profesyonel röportajcı değilim arkadaşlar. Zaten farkındaysanız ben de fazla vloglarımda insanlarla konuşma veya diyalog veya da röportaj yapmıyorum. Öyle bir şeyimiz yok. Bakın bunlar da kaçak tütün. Arada böyle denk geliyor. Konuşuyorum. Harran kapısı, Barut Çıhan'ı, Nacar diyor. Güzel bir tane de çeşme var tam ortada. Böyle bir alana çıktım arkadaşlar. Bakın. Kavafhane diyor. Çeşmede eski bir çeşme herhalde. Urfa'nın eski bir çeşmesi. Bu meydanın. Bakın. Ana caddeye çıktık yer arkadaşlar. Güzel bir yapıt var karşıda.
baharatlar, yemekler, içmeler hep de ikram var arkadaşlar. Tadına bakıyorsunuz. İstemeseniz de ısrar ediyorlar. Bakın diyorlar, tadına bakın. Almasanız da tadına bakın. Ve almadığınız zaman da bir bozulma veyahut da yüz düşme olmuyor. Bakın bu da Hasan Paşa Camii diyor. Ve Balıklı Göl ağa girişi diyor. Balıklı Göl'e geldik arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş içeri doğru yürüyelim.